silahla geliyorum. Evet. Ama yani hem vuruyorum hem de elim uzanıyor. Şunu baştan söylememiz lazım değil mi? Bu Özgür Suriye, yani iktidarın desteklediği bugünkü Suriye Milli Ordusu son kertede Suriye sahasında ilerlemeye devam edecekse gidip Rojava'da YPG ile de savaşması lazım. Oranın kapılarını zorlaması lazım. Evet, değil mi? Tabii. Bu olacak mı? Lazım. Bu olacak mı işte bunu bilmiyoruz. Yani bir takım yerlerde çatışmalar oldu. Bu olmazsa o zaman başka değerlendirmeler, farklı bir senaryoya gitmemiz lazım. O zaman iş çok daha ilginç bir yere doğru gidiyor demektir. O zaman hatta Washington'ın bile bir takım şeylerle ilgili olarak mutabık kaldığı anlamına gelir bu. Eğer Türkiye, yani açıkça söyleyelim, Türkiye Kürtlerle işbirliği yapacaksa, biz burada bu temizliği bir yapalım denilecekse, bu iş tamamen Suriye'nin aleyhinde ve Suriye'den bağımsız ve Suriye'ye rağmen yapılan bir iş haline gelir ki bunu da zaman içinde göreceğiz. Yani bunların hepsini olasılık olarak söylüyoruz tabii. O zaman çok ilginç olacak. Evet, çok ilginç olacak o zaman. Şimdi gerçekten Esad'ın devrilmesini isteyen kim var? Türkiye var mesela. Türkiye var. Amerika var. Amerika var. İşte Putin, İran ve Rusya, onlar Esad'ın arkasındalar. Evet. YPG'nin yanında olan kim var? Amerika var. YPG'nin karşısında kim var? Türkiye var. Evet. Terör koridoru falan filan. Evet. Şimdi ortaya şöyle garip durum, çok garip yani gerçekten. İronik. Yani Türkiye Esad'ın devrilmesini istiyor ama YPG'nin güç kazanmasına karşı çıkıyor. Ondan sonra işte Türkiye'nin desteklediği şeyler, güçler, Tel Rifat'ta YPG'yi işte aldık, kontrolü sağladık diyorlar ve bu iktidar medyasında büyük bir sevinçle, zaferle karşılanıyor. Amerika'da Esad'ın gitmesini istiyor ama YPG'ye destek veriyor. Evet. YPG'yi büyütüyor falan filan. Türkiye bunu istemiyor falan. Ortaya böyle çok garip durumlar çıkıyor. Türkiye bir taraftan süreç başlatmak istiyor. Eğer süreç olacaksa, ilerleyecekse bunun en önemli öznelerinden biri YPG, Rojava olacak. Yani YPG varlığı Suriye'nin kuzeyindeki falan. Çok garip bir durum. Evet. Yani bu, burada mesela İran Dışişleri Bakanlığı'nın hani ziyareti belki dün işte Şam'daydı, bugün de Ankara'da. Şimdi bir takım hesaplar var. Bunlar İran yönetimine çok yakın olan hesaplar. Aralarında ünlü, yani uluslararası çapta ünlü gazeteciler falan da var. Yani şu onlardan bir tanesinin tweetinde, ki Türkçe'de çeviren ve retweet yapanlar oldu. Şöyle ifadeler var. İran'ın Türkiye'ye rest çekme noktasına geldiği, ki ben öyle olacağını düşünmüyorum ama sert bir biçimde en azından uyarı noktasına geldiği. Bakalım, onun için gelmiş olabilir mi buraya? Evet, yani öyle bir şey söyleniyor. İran, çünkü dediğim gibi başka türlü olmaz. Yani İran'ın hani müdahale edebilir, öyle bir olasılığı var dediğimiz şey kolay bir şey değil. Yani sonuçta bir binlerce kişinin biz mobilize edilmesinden bahsediyoruz. Bir de onlarca şey geçecekler yani. Bir takım engelli koşu yapmaları gerekiyor yani oralara varmak için. Bu kolay bir şey değil. Ama İran başka bir takım ilişkilerini, gücünü, Türkiye ile olan ilişkilerini kullanmak isteyebilir burada ve Türkiye'ye çok çağrısında bulundukları söyleniyor. Yani bunları zapt edin, bunları Halep'ten çıkartın, geri çekin, her şey eskisi gibi olsun, dönsün. İşte burada Türkiye eğer gerçekten o demin bahsettiğim şekilde kendi ağırlığını hissettirmek istiyorsa, orada hem İran'a hem Amerika'ya hem Suriye'ye ağırlığını hissettirmek istiyorsa, ki böyle bir şeyi niye istemesin? Burada belki de Türkiye'de bu sefer Hakan Fidan'ın biz işte 2011'de eğer muhaliflerin meşru taleplerini dikkate alsaydı böyle olmazdı mesajı belki aynı zamanda bugüne yönelik. Onu da göz ardı etmemek lazım. O zaman Esad'la otursunlar. Bunları biz bir şekilde formüle edelim. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bir ifadesi vardı. Yani Esad'a bir şans, bu son şansı Esad'ın de var. Bunlar yarın Suriye Cumhuriyeti'nin ordusu olacak gibi bir ifadesi vardı. Bu iki anlama gelir. Yani bir taraftan evet biz Esad'ı deviririz, bunlar ordu haline gelir. İki, bunlar aynı zamanda eğer Esad'la yapabilirlerse, bir ortak zeminde buluşturabilirsek bunları bir güç olarak katılabilir bunlar. Bilemiyorum hangisi olduğunu. Ben birincisi olduğu şeyindeyim, daha çok düşüncesindeyim. Yanılıyor da olabilirim. Ama o uyarı sonrasında da mesela son şansı vesaire gibi takım uyarılar sonrasında da bunun gelmiş olmasına dikkat çekmek lazım. Bence o ifadeyi unutmamak lazım. Dolayısıyla İran Türkiye'ye belki şunun garantisini verebilir. Tamam, ben Şam'ı bir şekilde ikna etmeye çalışacağım. Yani bu şeylerle ilgili olarak, bunların statüsüyle ilgili olarak ya da sizin muhalif olarak adlandırdığınız kesimlerle ve bunların temsilcileri, ki kalmadı artık. Yani şey var işte, bir takım televizyon kanallarına çıkan işte Suriye geçici hükümeti başbakanı vesaire gibi takım tipler var. Bunların halkta hiç karşılıkları yok. Yani hiç dikkate alınacak figürler değil. Ama asıl sahada olanlar Suriye Milli Ordusu gibi 50-60 bini bulan şeyler, yapılar. Dolayısıyla bunlar belki bir statüye eğer kavuşturulacak olursa, burada İran bunu yapabilirse Türkiye o zaman bunlara şey diyebilir. Tamam, geri çekilin diyebilir. Ama bunları dediğim gibi hep tahmin üzerine söylüyorum. Hiç bilgi üzerine söylemiyorum. Peki bu işte ilk sahanın hareketlendiği günün akşamında Şam'da askeri darbe iddiası, Esad'a darbe yapılıyor falan. O nereden çıktı o hikaye? Ya nereden çıktı? Şöyle bir şey var. Bu savaşın en önemli yönlerinden bir tanesi medya ve psikolojik üstünlük. Şimdi ilk günden itibaren işte şeyler, mücahitler ilerliyor. Tank ele geçirdik. Savaş uçağı ele geçin mesela, orada poz veriyor değil mi? Şimdi bu ne o? Yani binip kullanacak mı? Yok, kullanamaz. Yok. Bilmiyor çünkü yani kullanmayı. Ama sanki o uçakları ele geçirmişler ve bunları kullanacaklarmış gibi bir hava yaratıyorlar. Keza tank, evet, artık herkes tarafından belki kullanılabilen bir şey. Diğer taraftan bir takım işte helikopter falan, silahlar vesaire, helikopterler vesaire var. Ama bunları özellikle Suriye ordusu çok büyük çöküntü içerisinde çöktü imajı için veriyorlar. İkincisi ise Şam'da da aynı şekilde. Hatta bu yeni değil. Yani yaklaşık 1-1,5 ay önce Türkçe'de yayınlanan bazı işte internet sitelerinde analizler tırnak içinde vardı ve şey diyorlardı işte, bunlar birbirlerine girdiler. Mahir Esad'la Beşşar Esad, 4. birlik işte şey yapacak, darbe yapacak, onu yapacak, bunu yapacak falan, böyle şeyler yok. Anlaşmazlık yoktur demiyorum. Kesinlikle vardır anlaşmazlık. Özellikle Rusya ve İran'ın varlığıyla ilgili olarak görüş ayrılıkları çok derin Suriye'de. Ama bunun Esad'a karşı fiili bir darbe planlama ya da pratiğe dökme derecesine varacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla o günde aynı şey kopartıldı. Aynı gürültü kopartıldı. Birden, hatta şunu söyleyeyim. Şam'ın yaklaşık 10 kilometre dışında Banliyö'de oturan bir arkadaşımı aradım. Daha önceden işte gazetecilik yapan birisi bu arada. Hayrola dedim, ne oluyor dedim. Bir şey yok dedi, çay içiyoruz. Biz bile dedi burada Facebook hesaplarından ve diğer bir takım hesaplardan o kadar çok bombardıman geliyor ki yani Şam'da kıyamet kopuyor gibisinden hayret ettik dedi. Yani biz buradayız ama böyle bir şey yok. İkinci bir kaynak yine aynı şekilde Şam'da görüştüğü bir kaynağından yine aktardı bana. Hayır, öyle bir şey yok. Ben o gün o yüzden mesela yok arkadaşlar tek kurşun bile atılmadı tweetini attım. Yani bu şeyle ilgili olarak. Fakat bir de şu var, varsayımlar üzerinden hareket ediyorlar. Bir de oradan çıkan bir takım söylentiler var. Bu söylentiler aslında şu açıdan çok önemli. Şimdi tarihte şöyle bir örnek var. Bu Katar emiri, bundan önceki emir ne yapmıştı? Babasını uçağa bindirdi. Havaalanından İsviçre'ye yolcu etti. Tedavi görmek üzere geri döndü. Sarayda bir davet verdi. Ve davette oranın geleneklerine göre bütün emirler, işte bunlar, generaller, komutanlar falan gelip önünden geçerler ve elini öperler, selam verirler. Ve o selam törenini canlı yayınladı Katar Devlet Televizyonu ve yönetimi devraldı diye yaptı. Kimse gıkını bile çıkartamadı. Bu kadar etkili yani, tamam mı? Şimdi böyle bir örnek varken önümüzde, evet Suriye'de de şey denilebilir yani. Esad devrildi gitti, kim var yerine? Başka birisi var. Herkes buna inanmak zorunda. İnanır yani. Eğer bu yani yalanlamalar olmasa. O kadar önemli. O yüzden evet ilk günden itibaren böyle haberler, böyle bir propaganda yapıldı. Ama durum öyle değil. Şey açısından baktığımız zaman da öyle değil. Yani şimdi Halep'ten çekilindi. Bu arada gerçekten çok insanı rahatsız edici görüntüler var. İşte kafa kesme görüntüleri de var. Ne bileyim özellikle mesela şeye yönelik olarak YPG'nin savaşçılarına yönelik olarak kadın militanların işte alınıp götürülmeleri vesaire gibi takım fotoğraflar ve bunlar var. Bunlar tabii ki rahatsız edici. Yani kime yapılırsa yapılsın bu arada. Hiç fark etmiyor. Evet. Cihatçılara da yapılsa aynı durum söz konusu. Ama bunun dışında durum öyle aman aman panik yaratacak falan bir durum değil ya. Suriye zaten alışkın bunlara. Yani gelip gitmeleri alışkın yani. Evet. Şimdi önümüzdeki vadede yani ne olduğunu, ne olup bittiğini, neden şimdi sahanın hareketlendiğini kavrayabilmemiz, anlayabilmemiz açısından önümüzdeki birkaç günde bakmamız evet, biraz daha var? Beklemek lazım birkaç bence. Günde neyi bekliyorsun sen? Yani mesela? Şunu bekliyoruz. Mesela Putin'in ne diyeceğini mi bekliyorsun? Evet, İki, şimdi Putin'in yeni bir komutan atadığı söyleniyor. Alexander diye. Evet. Bu bir iddia tabii. Birkaç gün içerisinde bu netleşecek. Bu bir. İki, şu anda Rusya'nın Hmeymim hava üssüne bir yığınak yaptığı ifade ediliyor. Bu ciddi bir bombardımanın yapılacağı anlamına gelir. İran'ın artık harekete geçeceği ifade ediliyor. Yani ne olursa olsun. Bu işte Irak'taki bir takım militanlarla başladı ama farklı şekillerde İran bunu devam ettirmek isteyebilir. Bunu yapacaktır. Türkiye'nin bu konudaki tavrı ne olacak? Yani hele Arakçi'nin bu ziyareti sonrasında acaba nasıl bir tavır içerisine girecek Türkiye? Bir dairemiz yok diye açıklama yaptı Hakan Fidan. Daha öncesinde evet yaptı ama bu çok da hani ikna edici olmadı anladığım kadarıyla. İran nezdinde de böyle olduğu için zaten böyle bir ani ziyaret söz konusu, planlı değil bu. Dolayısıyla bir de iktidar medyasında şunu diyor.